AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat'ı ziyaret ederek ilçedeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Polat, Şahin'in vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, milletvekilimiz Mustafa Şahin, Malatya'yı karış karış gezerek yapılan hizmetleri, vatandaşların sorun ve isteklerini yerinde takip ederken, diğer taraftan da yerel yönetimleri ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgiler alıyor, dedi. Sayın vekilimiz sürekli sahada. Bir yandan karış karış Malatya'yı geziyor. Diğer taraftan da böyle hem kamu sektörünü de, bizim gibi yerel yöneticileri de ziyaret ediyor. Sahanın her tarafında eli var, ayağı var. Kendisine teşekkür ediyorum. Mustafa abi Ankara'da da bizim bir kapımız, elimiz, ayağımız. Hangi işimiz olsa gerçekten çok fedakarane bir şekilde destek oluyor, yardımcı oluyor. Tekrar kendisine ve beraberindeki arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. AK Parti ile birlikte Türkiye'de milletvekillerinin duruşunun değiştiğini söyleyen Şahin, AK Parti ülke siyasetine girmeden önce bir milletvekili veya belediye başkanı halkın arasına girdiği zaman herkesin ortak görüşü, yakında seçim var ondan dolaşıyorlar şeklindeydi. Önceki yıllarda siyaset kurumu içinde rol alan aktörler maalesef insanlarımızın aklında farklı algılar oluşturmuşlardı. 2001 yılında kurulan AK Parti'nin kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünden hareketle hem hizmetlerimiz hem de siyasetçilerin duruşları, meselelere bakışları, sorumlulukları, halkla iç içe oluşları ciddi değişikliğe uğradı, dedi. Seçilmiş olan bizler, vatandaşımızın karşısına belediyeler olarak 5 yılda bir, milletvekilleri olarak da 4 yılda bir çıkmaktayız. Ama daha önceki siyaset kurumu içerisinde rol alan aktörler maalesef insanlarımızın zihinlerinde farklı bir algı oluşturmuşlar idi. İşte milletvekilini görüyorsanız mutlaka ertesi ay seçim vardır düşüncesi. Belediye başkanları yine hakeza aynı şekilde. Ama biz bunu özellikle 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak sözünden hareketle hem hizmetlerimiz hiçbir zaman için eskisi gibi olmadı hem de siyasetçilerimizin duruşları, meseleye bakışları, sorumlulukları, sahada varoluşları zaten bunun bir göstergesi. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara geldiği zamandan öncesini ve sonrasına baktığımız zaman belki birilerinin zoruna gidiyor ama bugün hariçten gazel okuyan birçok siyasiler var ama o günü yaşayan insanlarımızın onların gazellerine çok da itibar etmediklerini görüyoruz diyen milletvekili Şahin, Türkiye'nin bileğini bükmek için sinsi oyunlar yapan hainler ve alçaklar var. En son FETÖ diye ortaya çıkan illegal yapılanmanın yapmış olduğu yenilir yutulur cinsten değildi, dedi. İktidarda olan bir siyasi partinin oy tabanı her geçen gün bizden önceki dönemlerdeki siyasiler tarafından böyle miras yedi bir konumunda. Diyelim ki ilk iktidara geldikleri dönem aldıkları oyları her geçen seçim süreci içerisinde bir bakıyorsunuz %50'lere düşüyorlar. Yani aldıkları oyun %50'sini kaybediyorlar. Bir bakıyorsunuz %100'ünü kaybetmişler. Ama bunu yine özellikle hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak söyleminden hareketle bugün 10 seçimden fazla bir sınavdan geçmişiz ve yine bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorulduğunda %52'ye yakın bir kesim bize tekrar bütün bu olumsuzluklara rağmen özellikle Akvan'ın ve Şer'in bir araya gelerek üzerimize yüklenmiş olduğu yani 7 düvelin bize saldırmış olduğu bu kısa süre içerisinde olumsuzlukları yaşamamıza rağmen Allah'a hamdolsun milletin bize olan güvenini biz ne yapmışız, korumuşuz ve daha da artırmışız. Son olarak adli yıl açılışı ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Şahin, adli yıl açılışı yeni kapı ruhunun perçinlenmesi adına önemliydi. Bürokrasideki yöneticilerimiz başta olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle milletin mekanı olarak kabul edilmiş Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı. 15 Temmuz'dan sonra oluşan birliktelik havasını perçinlemek için bütün siyasilere görevler düşüyor ifadelerini kullandı. Yılbaşının başlamasıyla beraber hep beraber gördük. Özellikle milletin mekanı diye kabul etmiş olduğumuz yer, milletin evinin diye kabul etmiş olduğumuz yer,
Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde ki Ankara'da o evsafta resmi herhangi bir kurum olmamasına rağmen orada adli açılışın yapılması için o mekanın seçilmesine vesile olan hem bürokrasideki yöneticilerimiz hem de Sayın Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle o mekanı ilan ettiler. Ama maalesef orada beklediğimiz tabloyu işte malum nedenlerden dolayı böyle siyasi bir takım ihtiraslardan dolayı gitmeyen bazı siyasilerle özellikle Barolar Birliği Başkanı'nın yapmış olduğu bu olumsuz davranışın milletimiz nezdinde çok da kabul görmediğini biz görmekteyiz.